Ama yoktur. Bakın size bir misal vereyim. Abdurrahman Dilipak'la Korkut Özal bir programda, neydi bu Tercüman Gazetesi'nin kadının adı? Nazlı Olacak. Nazlı Olacak dedi ki ben Müslümanım. Ama başımı örtmüyorum. Şeriat gelirse siz şeriatçısınız. Gene örtmeyeceğim. Bana muameleniz ne olacak? Abdurrahman Cahili dedi ki Medine Anlaşması vardır. Medine Anlaşması Yahudilerledir. Kadın diyor ki ben Müslümanım. Örtmeyeceğim. Ha. Korkut da ne kadar dini bilmediği anlaşıldı. Sen ne diyorsun? Abdurrahman doğru diyordu. Halbuki iş böyle değildir. Şeriat gelse biz böylelerine diyeceğiz ki sen gayri İslami bir hayat içinde yetiştin. Birdenbire sana dön şer'i bir hayat yaşa denmez. Din 23 senedir tamamlandı ya. Ya dinin metoduna aykırıdır. Ama ben senin çocuğunu alacağım, onu imanlı yetiştireceğim. O başından kendini örtecek. Kendiliğinden namazını kılacak. Benim cebretmeme lüzum yok. Eğer eğitim İslami olsa gayri İslami davranan adam bulamazsın. Adam bulamazsın. İslam öyle bir şaşalı bir inanç sistemidir ki Allah, onun ne olduğunu anlasan çıldırırsın. O zaman yaşasın gaflet. Dedim ki demin size gaflete de ihtiyacımız var. Olmasa bir ölüm gerçeği karşısında kafayı oynatırsın. Allah dengelemiş her şeyle bizi. Gerektiği kadar gafleti de vermiş. Evladını gömüyorsun, geliyorsun, öde yemek yiyorsun. Hiç dünya hayatı devam ediyor. Zıtların hepsi var bizde. Ala derece atayım.